Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videolarımda Banggood alışveriş sitesinin kullanımı ile ilgili bir video çekmiştim ve bu siteyi tanıtırken de bedava ürün almayı göstermiştim. Kasım'ın 13'ünde sipariş verdim. Şu elimde görmüş olduğunuz akıllı saat, bugün aralığın 9'u, bugün geldi. Bedava gönderilen ürün de ayın 25'inde, yani 25 Kasım'da geldi. O daha erken geldi. Bu şekilde üzerinde görebiliyor musunuz bilmiyorum. 41.66 TL gümrük vergisi çıktı. Ben gümrük sigortası yaptırmıştım. Yine bu durumu bir önceki videoda gösterdim. Bununla ilgili parayı geri iade almak için gerekli başvuruları yaptım. Şimdi ürünü açıp bir bakalım. Şöyle sarmışlar. Kutu hafif eğilmiş ama sıkıntı olacağını sanmıyorum. İçerisinden bir tane kullanma kolabası çıktı. Zaten yurt dışı ürün olduğu için Türkçe dil desteği yoktur. Şöyle bir tane şarj kablosu. Ve saatimizin kendisi çıkıyor. Saatin direkt jelatinin üzerinde uygulamanın ismi yazıyor. Jelatinleri kaldıralım. Şimdi saatin şarjı az olduğu için saatin şarjını doldurup daha sonrasında da kurulum ekranıyla devam edeceğiz. Saatimizin şarjı doldu ve şimdi kurulumu yapacağız. Kurulum için gerekli olan uygulamamızın ismi bu. Puanı biraz düşük gözüküyor ama inşallah sorun yaşamadan kurulumu yapar ve kullanırız. Aç diyelim. Uygulama açıldıktan sonra sağ üst tarafta geç kısmı var. Oraya basıyoruz. Yine sağ üst taraftaki yere basıyoruz ve telefonumuzun markasını seçiyoruz. Benimki Xiaomi. Otomatik olarak seçildi zaten. Buradan ayarlamaya git diyoruz. Otomatik başlatma kısmında buradan GloryFit uygulamasını aktif ediyoruz ve geri geliyoruz. Daha sonrasında da uygulamayı şu şekilde aşağıya alıp üzerine basılı tutarak kilit işaretine basıyoruz. Buradan kilitledik şu anda. Şimdi pil tasarrufu kısmından uygulamanın pil tasarrufu özelliklerini kapatmamız gerekiyor. Onu da şu şekilde yapalım. Üzerine basılı tutalım. Ayarlar kısmına tıklayalım. Oradan pil tasarrufu kısmından kısıtlama yoku seçmemiz gerekiyor. Şimdi uygulamamıza dönebiliriz. Oradan cinsiyet seçelim. İleriye basalım. Şöyle kendimizle ilgili olan bilgileri giriyoruz. Evet, Bluetooth açmak için izin istiyor. İzin ver diyelim. Buradan ister aygıt seç kısmından bulabilirsiniz. İsterseniz de sağ taraftan barkod okuyucuyla yapabilirsiniz. Ben şimdi aygıt seç diyeceğim. Evet, Vitalk olarak çıktı. Buradan basıyoruz. Evet, otomatik olarak eşleştirmeyi yaptı şu anda. Buradan bir uyarı verdi. Buradan da ayarlar yapalım. Buradan eşleştirmemiz gerekiyor saatten aramalara cevaplayabilmek için. Onun uyarısını verdi, onu da yapalım hemen. Evet, şu anda bağlandı. Saati ve uygulamayı biraz kullanacağım. Kullandıktan sonra bilgiler vermeye devam edeceğim. Herkese tekrardan merhabalar. Saati yaklaşık 9 aydır kullanıyorum. Video çekim bayağı bir gecikti. Bunu da Türk Telekom saati Türkiye'ye getirmiş. Normalde Türkiye'de satışı yoktu. Şu anda bunun light versiyonunu faturaya taksitli olarak satmaya başlamışlar. Orada gördükten sonra aklıma geldi incelemeyi çekmek. Açık konuşmak gerekirse incelemeyi çekmeyi unutmuştum. O yüzden şöyle önce uygulamanın kullanımını göstereceğim. Daha sonrasında da saatin kullanımını ve saatin özellikleriyle ilgili yine bilgiler vermeye çalışacağım. Şöyle uygulamayı ilk açtığımız zaman
bu şekilde bir ekran karşılıyor bizi. Kalp atış, uyku, tansiyon, kan oksijen kaydı diye. Öncelikle şunu söylemem gerekirse uyku verisini doğru bir şekilde ölçmüyor. Gün içerisinde uyumuş olduğunuz uykuları ölçmediği gibi gece uyumuş olduğunuz uykuları da hatalı olarak gösteriyor. O yüzden buradaki verilerin hiçbirisine güvenmiyorum ben. Zaten uygun fiyatlı bir saat olduğu için çok doğru bir analiz yaptığını düşünmüyorum. Böyle spor dalları kısmına girdiğimizde de yine buradan dış mekan koşusu, yürüyüş, bisiklet sürme gibi aktiviteleri başlatabiliyorsunuz. Yine buradan da farklı olan aktiviteleri ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Böyle cihaz kısmına girdiğimizde de Bluetooth aramasını izleme diye bir kısım var. Yani uygulamamız Türkçe fakat Türkçelendirmesi biraz tuhaf, çevirip kullanarak yapılmış gibi. Şöyle kişileri senkronize etme kısmına girdiğimiz zaman rehberinizde kayıtlı olan 100 tane kişiyi saate kaydedebiliyorsunuz ve saat üzerinden arama yapabiliyorsunuz. Direkt saatin rehberine girip bu eklediğiniz kişileri görebiliyorsunuz. Bunu eklemediğiniz zaman saatteki rehber boş oluyor. Fakat yine sizi aradıkları zaman görüşme sağlayabiliyorsunuz ve geçmiş arama kaydından da saat üzerinden arama başlatabiliyorsunuz. Böyle saatinizin Bluetooth aramasını etkinleştirme diye bir kısım var. Buradan ayarlamaya git dediğiniz zaman bu şekilde telefonumuzun Bluetooth kısmı açılıyor. Zaten bunu kurulumda göstermiştim en sonda. Bluetooth'u etkinleştirdim. Burada şunu hatırlatmak istiyorum. BeatHulk'ın hemen sağındaki ok işaretine bastığımız zaman şu şekilde bir kısım açılıyor. Burada aramalar ve kişi paylaşımını açmanızı tavsiye ediyorum. Sesli konuşmak için zaten aramaların aktif olması gerekiyor. Yine arayan kişinin de ismini görebilmeniz için kişi paylaşımını açmanız gerekiyor. Kurulumda bazen bu medya sesi açık olabiliyor. Medya sesi açık olduğu zaman telefondan bir video açtığınızda ya da müzik açtığınızda direkt ses saat üzerinden geliyor. Bundan dolayı bunu kapanma ilgili sıkıntı yaşarsanız da bunu bu şekilde çözebilirsiniz. Şöyle geri gelelim. Saatinizin Bluetooth aramasını kapatma diye bir kısım var. Buraya tıkladığınızda da zaten şöyle bir hata çıkıyor. Yani bu ayarlamayı kapatmak istiyorsanız direkt telefonun Bluetooth ayarına girip eşleştirmeyi sonlandırabilirsiniz ya da arama kısmını kapatabilirsiniz. Arama ayarları diye bir kısım var. Burasının çevirisi yanlış. Burada kadranları görüyoruz. Aşağı doğru indiğimizde de yavaş yavaş güncelliyor. Bu kadranlara güncelleme geliyor. Onu fark ettim ben. Ara ara kontrol ediyorum. Kadranlar değişiyor. Aşağı doğru bayağı bir indiğimiz zaman farklı farklı kadranları görebiliyoruz. Böyle istediğiniz bir tanesini seçtiğiniz zaman da senkronizasyon kadranına bastığınızda kadranla indiriyor ve saate yansıtıyor. Evet, şimdi doğrudan normal saatimin ekranına kadran geçti. Üst tarafta ortada bulunan kaderim kısmına bastığınız zaman da daha önce oluşturmuş olduğunuz kadranları burada görebiliyorsunuz. Bunu alt taraftan düzenleden kaldırabiliyorsunuz, düzenleme yapabiliyorsunuz. Buradaki görmüş olduğunuz kadranları da saatte tema kısmından değiştirme yapabiliyorsunuz. Bunlar gözüküyor sadece. Yani buraya eklemiş olduğunuz kadranları uygulamaya girmeden saat üzerinden de değiştirme yapabiliyorsunuz. Hemen özel arama kısmına girdiğimizde de bu şekilde bir kısım geliyor. Üstüne bastığımızda buradan resim seçten telefonda kayıtlı olan fotoğraflardan bir tanesini seçip saatimizin ekranına kaydedebiliyoruz. Buradan da saatle ilgili olan renklendirmeleri yapabiliyorsunuz. Burası da bu şekildeydi. Kalp atış hızı izleme, kandaki oksijen seviyesi gibi kısımlar buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ben açık olarak kullandım. Fakat doğru ölçüm yapmadığı için bunları da kapatabilirsiniz. Yani şarjın daha da uzun gitmesini sağlar. Çağrı hatırlatıcı var. Bunu aktif ettiğinizde de telefon çaldığında yine saate de bildirim geliyor. SMS hatırlatıcısı var. Bunu da açtığınız zaman yine telefona kısa mesaj geldiğinde saat üzerinden okuma yapabiliyorsunuz. Mesajın tamamını göstermiyor yalnız. Belli bir oranda kısıtlama var. Uygulama hatırlatıcısı diye bir kısım var. Buradan da istediğiniz uygulamayı aktif edip gelen bildirimleri etkinleştirebiliyorsunuz. Ben bunu kapattım. Bunu kapatmamdaki sebep de WhatsApp açıktı bende. Telefonda normal WhatsApp'ta yazışırken de bildirim geldiğinde direkt saate de geliyor. Normalde telefonun ekranı kapalı olduğunda gelmiş olsa rahatsız etmezdi ama telefonun ekranı açık ve WhatsApp'ta sohbet ederken sürekli bildirim düşüyordu. Bundan rahatsız olduğum için kapattım. Hareketsizlik hatırlatıcısı var. Aktif ettiğiniz zaman da yine belli bir zaman aralığı seçip dakika seçip ona göre oturmayla ilgili hareketsizlik durumunu hatırlatıyor. Buradan alarm kurabiliyorsunuz. Saatimizin ekranının otomatik olarak açılması için bunu aktif etmemiz gerekiyor. Yine rahatsız etme modunu aktif edebiliyorsunuz. Bildirimler vesaire belli saatler aralığında gelmesin diyorsanız.
Örnek veriyorum gece yatarken veya işteyken. Evrensel ayarlar kısmında da şu şekilde resim çekmek için salla diye bir kısım var. Buna bastığınız zaman telefonun kamerası açılıyor. Saati salladığınız zaman da 3 saniyeden geri sayıp fotoğraf çekiyor. Bilekliği bul kısmına bastığımızda da bilekliğimiz çalmaya başlıyor. Herhangi bir yerde unuttuğunuz zaman yakın mesafelerdeyse, telefona bağlıysa bu şekilde yapabiliyorsunuz. Birim kısmından da metrik İngiliz sistemi gibi bir sistem var. Bileklik cep telefonunu arıyor kısmını da aktif etmeniz gerekiyor. Eğer uygulamalardan bildirim gelmesini istiyorsanız. Yine buradan ekran süresini ayarlayabiliyorsunuz. Zaman sistemini ayarlayabiliyorsunuz. Cihaz zili kısmında bu şekilde takip sistemi olarak seçtim ben. Normal şartlarda satıcının ilanında Türkçe dil desteği var yazıyordu. Fakat saatimizde Türkçe dil desteği yok. Sadece uygulama Türkçe. Bunu da bu şekilde kullanıyorum ben. İngilizceyi de seçebilirim. Fark eden bir şey olmuyor. Evet yazılımına bastığımızda da burada bir algılama diye bir şey çıkıyor. En son sürüm mevcut yazıyor. 9 aydır herhangi bir güncelleme gelmedi. Böyle ben kısmına bastığımızda da yine burada bizimle ilgili ayarlar var. Buradan planlama oluşturabiliyorsunuz. Antrenman günü örnek görüyorum. Şöyle 10.000 adım yapalım. Buradan da herhangi bir gün seçebiliyorsunuz antrenman yapmak için. Şuradan da hedef adımlarını yapabiliyorsunuz. Üçüncü taraf erişiminde de ben Google Fit'i ekledim. Google Fit ile senkronize bir şekilde çalışıyor şu anda. İzin ayarlar kısmından da yine buradan vermiş olduğunuz izinleri görebilirsiniz. Uygulama bu şekilde. Şimdi saatle ilgili kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle şöyle kordondan bahsedecek olursak. Kordon gayet güzel, rahat bir dokusu var. Herhangi bir rahatsızlık yaratmıyor. Yine aynı şekilde kordonlarımız buradan çıkartılarak değiştirilebiliyor. Saatimizin arkasında şarj pinlerinin olduğu kısım var. Burada sensörlerimiz yer alıyor. Şöyle ön tarafa baktığımız zaman tasarımı gayet güzel. Ekran çerçeve oranına baktığımız zaman da ekran biraz içeriye doğru kenarlardan şöyle belli oluyor zaten çerçevesi. Sıfır bir ekran yok. Zaten fiyat performans saati olduğu için daha fazlası da beklenemez. Sağ tarafta bir tane buton var. Açma kapamaya yarıyor. Yine sağ tarafta şöyle alt tarafta bir tane mikrofonumuz yer alıyor. Sol tarafta da şurada uzunca bir hoparlör kısmı var. Fakat bu hoparlör kısmı eliniz terli olduğunda ya da saate su geldiğinde sorun yaratabiliyor. Bu şekilde takılı olduğunda bu kısım hoparlörü kapattığı için çok cızırtılı bir ses geliyor sesli görüşmelerde. Bunların yerleri tam tersi yerlerde olsa daha iyi olurmuş. Mikrofon burada, hoparlör de bu tarafta olmuş olsa bence daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Normal şartlarda sesli görüşmelerde problem yaşamıyorsunuz ama dediğim gibi ıslak olduğunda ya da terli olduğunuzda sesle ilgili problem yaşayabiliyorsunuz. Onun haricinde cihazımız su geçirmiyor. Yalnız havuzda, denizde falan denemez. Böyle saatin menülerini yine kısaca göstermeye çalışacağım. Sağ tarafa doğru çektiğimiz zaman koşuyu, yürüyüşü, kalp atışını, kandaki oksijen seviyesini, uyku durumunu, hava durumunu görebiliyorsunuz. Şöyle sola çektiğimiz zaman da yine saatin menüsü açılıyor. Fon kısmına tıkladığımız zaman en üstteki yerden cep telefonu numarası girerek arama yapabiliyorsunuz. Log yazan kısımda da arama kayıtlarını görebiliyorsunuz. Kontak kısmında da uygulamanın kurulumunda göstermiştim. Cep telefonunda kayıtlı olan rehberleri aktarabiliyorsunuz. Buradan girdiğiniz zaman numaraları görüyorsunuz. Ben numaraları aktarmadığım için şu anda çıkmıyor. Bu alttaki switch butonuna bastığımız zaman da kilitleme yapıyor. Tuşlar çalışmıyor. Training kısmına bastığımız zaman da aktiviteleri buradan başlatabiliyorsunuz. Yürüyüş, spor vesaire. Yine bu kısımda da biraz önce sağdan sola doğru çektiğim menüler yer alıyor. Şöyle burada farklı olarak müzik ve mesaj var. Müziği başlatmak için telefondan önce müziği açmanız gerekiyor. Açtıktan sonra buradan değiştirme yapabiliyorsunuz. Yine mesaj kısmından da gelen mesajları görebiliyorsunuz. Fakat tamamını göstermiyor. Yine buradan nefes egzersizi yapabiliyorsunuz. More yazan kısma girdiğimiz zaman da buradan kronometre başlatabiliyorsunuz. Geri sayım başlatabiliyorsunuz. Think phone'a bastığımız zaman telefon çalmaya başlıyor. Yakınlardaysa telefonunuzu bulmak için kullanabilirsiniz. QR koddan da yine kurulumda QR kodu kullanabilirsiniz. Settings yazan kısımdan da ayarlara göre buradan yine temayı değiştirebiliyoruz. Uygulamada göstermiştim. Uygulamada kayıtlı olan belli başlı temaları oradan değiştirebiliyorsunuz.
Tema kısmından da 3 farklı tema var. Buradan seçeneklere göre değiştirebiliyorsunuz. Şu şekilde geçişleri değiştiriyor. Ben buradan ikinciyi kullanıyorum. Hemen bir gezen kısmından da saatin aydınlatmasını ayarlayabiliyorsunuz. Ben bunu iki dişte kullanıyorum. İki dişte kullandığımda da ortalama 7000 civarı şarja gidiyor. Yine bu kalp atış, kandaki oksijen seviyesi gibi durumları da kapatırsanız yani bunun süresi biraz daha uzayabilir. Yine buradan saati kapatıp resetleme yapabiliyoruz. Genel menüsü bu şekilde. Şöyle aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman mesajlara direkt ulaşabiliyoruz. Yukarıdan aşağı doğru çektiğimizde de buradan saatimizi sessize alabiliyoruz. Buradan aydınlatma ayarlayabiliyoruz. Buraya bastığımız zaman telefon ötmeye başlıyor. Arama yapabiliyoruz. Menü ve ayarlara da yine buradan kısaca ulaşabiliyoruz. Hemen sağ üst tarafta şarj durumunu gösteriyor. Orta kısımda Bluetooth'a bağlanıp bağlanmadığını gösteriyor. En solda da tarih, ay, gün durumunu burada görebiliyoruz. Kısaca saatimizin kullanımı ve menüsü de bu şekildeydi. Saat bence gayet güzel. Fiyat performans cihazı. Bir iki defa bağlantısı koptu. Bağlantıyı bir türlü sağlayamadım. Telefonu kapatıp açtıktan sonra bağlantı otomatik olarak sağlandı. Ve bir daha da böyle bir sorun yaşamadım. Onun haricinde diyeceğim başka bir şey yok. Saatle ilgili merak ettiklerinizi yorumlardan bana ulaştırabilirsiniz. Ve saatle ilgili fikirlerinizi de yorumlardan bana ulaştırabilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.